Herkese selamun aleyküm kardeşler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dostlarım biliyorsunuz ki bu videolar çekmeye hani elin dışarıdaki yabancılar çekiyor hep bu tür videoları. Ben de o yüzden bizden kimse çekmiyor veya çekenler de ne bileyim tam anlamıyla çekmiyor. Ben sürekli video atacağım bundan sonra. Sürekli çekeceğim. Onun için bir desteğinizi esirgemeyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani şimdi bu videoda Vozol'u, Vozol 6000'lik bu. 10.000'liği de doldurmayı göstereceğim. Nasıl doldurulur? Yani aroması bittikten sonra, likidi bittikten sonra veya yanık tadı geldikten sonra nasıl düzeltilir? Hiç olmazsa orijinalden bir tık daha aşağıda nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Yani likit dolumu. Şimdi bunu sökmek için arkadaşlar şöyle durduğunda hani bir bakıyorsunuz ulan diyorsunuz bu sökülmez ama sökmesi gerçekten çok kolay. Bir tane tırnak makası, hepinizin tırnağı olduğuna göre evde bir tane tırnak makasınız veya bıçağınız vardır. Tam şuraya, şöyle göstereyim. Tam şuraya sokuyorsunuz arkadaşlar, şu kenarına. Soktuktan sonra, tam soktunuz şöyle, böyle kangırdıyorsunuz. Biraz daha kangırdıyorsunuz. O kendini atacaktır. Olmazsa diğer tarafından deneyin. Yani aynı hizada çıkarmaya çalışın. Biraz çıkardıktan sonra hafiften kayacaktır ama siz bunu bir peçeteyle yardımıyla çektikten sonra şöyle tırnaklarınızı da tuttuktan sonra gelecektir. Birazcık çıktıktan sonra arkadaşlar şöyle birazcık ucu gözüktükten sonra arkasından yani şarj yerinden yani şarj yerinin şu yan tarafından iç tarafından değil de yan tarafından hafiften baskı uyguluyorsunuz. Yani ileriye doğru gidecektir. Gittikten sonra elinizle üstten biraz daha çektikten sonra o kendini şu şekilde atacaktır. Olayı bu. Sonra şöyle açılacaktır. Bakın arkadaşlar. Üst tarafını alacaksınız. Kolayca çıkacaktır. Üst tarafını aldınız. Koydunuz. Sonra üst tarafında bir plastik var. Çok kolay sökülür. Sökülecektir yani. Şurasına baktığınızda siyahlık falan varsa bir peçete yardımıyla ucunu güzelce ne şöyle ıslak mendil değil de yani peçete girecektir oraya temizliyorsunuz. Sonra pamuğunuzu aynı peçeteyle şöyle temizliyorsunuz. Yani şu pamuğu da komple çıkarabilirsiniz de gerek yok çıkarmanıza. Şöyle siliyorsunuz. Sildikten sonra bir saniye. Likitinizi alıyorsunuz. Bunlara salt likit de kullanılır. Normal likit de kullanılır. Fark etmez. Şöyle gözüksün. Şöyle kenarlarına basıyorsunuz. Damlatıyorsunuz. Döküyorsunuz. Ben tam dökmüyorum. Çünkü ben bunu kullanmıyorum. İlk başlarda içmiştim. Aroması gerçekten ilk başlarda çok güzel. Vozol'un. Tavsiye ederim. Ama arkadaşlar işin gerçeği 2 hafta veya 3 hafta gidiyor. Ondan sonra çöpe gidiyor. Ama ben ya birazcık duman versin. İlk orijinali gibi olmasın. Hani birazcık tadı güzel olsun. Fazla da şeyde gözümüz yok diyorsanız bu şekilde söküp yapabilirsiniz. Çevresine gezdiriyorsunuz. Çok da aşırı dökmenize gerek yok. Şu ortaya dökmeyin. Şu yuvarlak deliğe dökmeyeceksiniz. Şu yan taraflarında likiti gezdirdikten sonra geri şöyle kapağını kapatıyorsunuz. Plastik kapağını şöyle birazcık baskı uygulayacaksınız. Kapattınız. Sonra tekrardan şu bölmeye çok dikkat edin. Kolay kolay kopmaz da lehimler kopabilir. Şöyle hafiften elinizle şu şekilde tutuyorsunuz. Bakın. Şu şekilde tutuyorsunuz. Tuttuktan sonra geri içeriye kaktırıyorsunuz şöyle. Bir dakika. Ters oldu. Şöyle çevireyim. Kaktırdıktan sonra o kendisi ittirdikten sonra şu şekilde o oturacaktır zaten. Sonra geri kapağını kapatıp içeceksiniz. İçmeye devam edeceksiniz. Orijinali gibi olmaz. Ama yanık tadı birazcık kaybolur. Yine 2-3 hafta gider. Tekrardan
bittikçe içiminize göre tamamlayabilirsiniz. Olayı bu. Abone olup like atmayı unutmayınız.